Hastanemizin kültürünü, misyonunu, vizyonunu, kalite politikasını benimsetmek ve branşlar arası sağlık bilgileri paylaşmak adına her hafta düzenlenen bu haftaki sağlık sunumunu hastanemiz Cildiye Polikliniği'nin başarılı, güzel, güçlü ismi uzman doktor Sayın Deniz Yardımcı bizlere anlatacak. Hazır yaz aylarına ufak ufak giriş yaparken şimdiden tedbirimizi alalım dedik. Güneşin derideki hasarlarından ve güneşten korunma yollarına değinerek bugün hocamızın güzel sunumunu hep beraber dinleyeceğiz. Belki de birçok yakınımız hastanede çalışmamız sebebiyle bizlere çok şey danışıyor. Öyle düşünüyorum. Komşumuz, arkadaşımız, berberimiz, bakkalımız, çalışma alanımızın yoğunluğu sebebiyle belki de her alana giremiyor, bilgi sahibi olamıyor, bilinçsiz kalabiliyoruz elbet. İşte burada her hafta toplanarak en azından bu fırsatı yarattığımızı düşünüyoruz. Nerede, ne yapılıyor, nasıl yapılıyor, hatta resimli görsellerle birçok şeyi burada tanıtıyor ve bilinçleniyoruz. Dışarıdan bizlere sorulan sorulara, alanımız dışında olsa dahi burada kendimize kattıklarımızla kendimizden emin cevaplar verebiliyoruz. Bu sebepten dolayı bu toplantılara katılımın güçlü olduğu sürece hem kendimiz hem kurumumuza yararımız artacaktır. Şimdi sunumumuza başlamadan önce başhekimimiz Sayın Türkan Uslu'yu sahnemize açılış konuşması için davet ediyoruz. Güneşin zararlarını konuşacağız. Bugün biraz erken başladık diye düşünüyorum bu sene için ama bunu konuşmamız lazım. Bir yandan da şey düşünüyorum, son zamanlarda özellikle kalsiyum eksikliği ve D-vitamin eksikliği ile ilgili konuşurken de çok fazla arkadaşa var. Güneşten konuşuyor muyuz sorusu aklınıza gelmeye başladı. Buna dağınızda bile bugün sonucumuzdan dinleyeceğiz. Bir yararlı bir yararlı için olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Başhekimimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi bu güzel konunun güzel anlatıcısı, cilt hastalıkları uzmanımız Sayın Deniz Yardımcı'yı sahnemize davet ediyoruz. Teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün güneş ve deri, güneşin derideki hasarları, güneşten korunma yolları, genel olarak onlardan bahsedeceğiz. Güneş, bildiğiniz gibi dünyamızın ısı ve ışık kaynağı, onsuz hayat olmuyor. Ama aynı zamanda bizim için hem faydalı hem zararlı yönleri var. Şimdi bunları değerlendireceğiz. Güneş ışığının özellikleri. Güneş, dünyanın en büyük enerji kaynağı. Değişik dalga boylarında ışın yayar. Ama bunların büyük bir kısmı dünyaya ulaşmıyor. Sadece %03 ile 6.8'i dünyaya ulaşıyor. Bunun içinde bizim açımızdan önemli olanlar görünen ışık ve ultraviyole ışınları. Bu ulaşan ışınların en fazla yoğun olduğu saatler 10-15 saat arası. Bu saatlerde ışınların %75'i dünyada. Bunun da en yoğun olduğu saatler 11 ve 13. Bu saatleri bilmeniz korunmamız açısından çok önemli. Bizim için güneşte en önemli sorun yaratan ışınlar ultraviyole ışınları. Esas bunların nasıl olduğuna, tiplerine bakacağız. Ultraviyole ışınları A, B, C olarak 3 tip. Ultraviyole A, dünyaya en çok ulaşan ışındır. Fakat ultraviyole B'ye göre daha az zararlıdır. Yalnız ultraviyole A'nın şöyle bir özelliği var, vücutta birikici özelliği. Ne kadar erken bu ışınlara maruz kalırsak o kadar vücudumuzda birikiyor ve ileri yıllarda daha çok zararlı etkileri ortaya çıkıyor. Bir özelliği de camdan geçememesi. Ultraviyole B, bu yeryüzüne ulaşan ışınların %3 ila %0.5'ini oluşturuyor. En zararlı ışın türü, cilde rengini veren melanin miktarını artırır. Cilde bronzlaşma yapar. Fazla maruz kalınırsa güneş yanığı yapar. Aynı
zamanda fazla maruz kalmanın sonucunda da cilt hücrelerinin DNA yapısını bozarak kansere neden olur. Tekrar yine bu yarattığı hasarlar nedeniyle foto yaşlanmaya neden olur. Bir de ultraviyole için en önemli özellik camdan geçer. Yani evin içerisinde bile eğer çok güneş alan bir eviniz varsa korunmanız gerekir. Çünkü ultraviyole ışınları camdan geçip size zarar verebiliyor. Üçüncü ultraviyole tipi ultraviyole C. Bu normalde yeryüzüne ulaşmayan bir ışın. Ama son yıllarda ozon tabakasının incelmesi sonucu artık bu ışınlar dünyaya ulaşıyorlar. Ve direkt cilt kanserlerine neden oluyor. Hatta o kadar kuvvetli bir ışık ki bu ameliyathanelerde sterilizasyonda kullanılıyor. Mikropları öldürüyor. Tabii şimdi güneşin ilk başta bu ışınların zararlı etkilerinden bahsedeceğiz ama aynı zamanda güneşin birçok yararlı etkisi de var. En önemlisi vücutta kemik yapımı için gerekli olan D vitamini sentezini ultraviyole B ile oluşuyor. Ve güneş bunu sağladığı için vücut için, kemik ve diş yapıları için çok önemli bir görev alıyor. Aynı şekilde D vitamini sentezi yoluyla vücudun bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Ama tabii ki bu makul miktarda güneşe maruz kalmaya aynı zamanda psikolojiye de olumlu etkisi var. Mesela havanın kötü olduğu, güneşi az gören kuzey ülkelerinde hep araştırmalarda intihar oranları çok daha yüksek diğer Akdeniz ülkelerine göre. Bu da psikolojinin olumlu etkisinden kaynaklanıyor. Bir de tabii tatile gidip geldiğimizde bronzlaşarak etrafı hava atmamızı da sağlıyor aynı şekilde bir pozitif etki olarak. Şimdi ultraviyoleye maruz kaldığımız zaman bunun kısa ve uzun dönem etkileri var. Kısa dönem etkilerinde güneş yanı, bronzlaşma, uzun dönem etkilerinde de yaşlanma, DNA hasarı ve bunun sonucunda kanser oluşumu var. Burada biraz önce bağışıklık sisteminde kuvvetlenme dedik. Burada da tam tersine bağışıklık sisteminde baskılanma dedik. Bunun sebebi eğer az güneşe maruz kalırsak bunun uyarıcı etkisi var. Aynı zamanda D vitamini sentezini sağladığı için bağışıklığımızı kuvvetlendiriyor. Fakat çok fazla ısıya maruz kalınması yani ısı içinde geçerli, güneş içinde geçerli. Tam tersine lenfositlerde özellikle T lenfositlerde baskılayıcı etki yaptığı için bağışıklık sistemimizin üzerine de baskılanma etkisi yaratıyor. Bu yüzden aynı şekilde iki etki aynı şeyde görülebiliyor. Şimdi tek tek bu etkileri inceleyeceğiz. Güneş yanı hepimizin bildiği gibi herkesin başına gelen bir olay uzun süre güneşe maruz kaldığımızda oluyor. Aşırı ultraviyole B'ye maruz kalmayla oluyor. Ciltte kızarıklık, su toplanması, soyulma aşamalarıyla seyrediyor. Ağrılı çünkü sinir uçlarının uyarılmasına bağlı. Uzun süre eğer güneşe maruz kalınırsa aynı zamanda sistemik reaksiyonlar da yapabiliyor. Ateş ve genel durum bozukluğuna sebep olabiliyor. Tedavisinde ıslak pansumanlar, kortizonlu kremler, cilt dokusunu onaran kremler, aynı şekilde güneş çarpması da varsa o zaman ateş düşürücüler kullanılabiliyor. Burada bir güneş yanı tablosu, o parlak olan yerler ödeme ve su toplanmasına bağlı. Yine güneşin ani etkilerinden biri, kısa vadeli etkilerinden biri bronzlaşma. Deri renginin koyulaşması. Güneşe çıktıktan sonra cilt tipine göre bir dakikayla, ki cilt tiplerini biraz sonra inceleyeceğiz. Cilt tipine göre bir dakikayla bir saat arasında deri koyulaşmaya başlar. Eğer 3 gün üst üste güneşe maruz kalınırsa artık geri dönmeyen bronzluk oluşur. Bu uzunca bir süre kalır. 72 saat bunun için yeterli. Aslında bronzlaşma vücut açısından bakarsak hoş bir şey değil. Çünkü vücudun bir savunma mekanizması var. Hücrelerdeki DNA'yı korumak için melanin pigmenti bir şemsiye gibi hücrenin üstünü kaplayarak bunun güneşin şeye hasar vermesini, DNA'ya hasar vermesini önlemeye çalışıyor. Yani uzun
uzun vadede zaten biraz önce biraz sonra konuşacağımız gibi zararlı bir olay uzun süre bronzlaşma. Tüm cilt lekeleri güneşe maruz kalmaya oluşuyor. Şimdi normalde bebekler doğduğu zaman hiçbir bu doğumsal lekelerin dışında ciltte hiçbir leke yoktur. Bütün lekeler yıllar içerisinde güneşe maruziyetle oluşur. Şimdi buradaki bayan da çok fazla burada cildindeki şeyleri görmüyoruz. Hafif lekeler var ama bu dışında bakıldığında esas güneşin yaptığı hasarları, oluşan lekelerin hepsi ortaya çıkıyor. Yani bu birçoğumuzun cildi için geçerli bir olay. Bu ışık altında incelendiği zaman çok daha hasarlanmış olduğu, özellikle işte bronzlaşmaya çok meraklı kişilerde ya da güneş altında çalışanlarda çok daha bariz oluyor. Güneşte hasarlı deri uzun süre güneş etkisiyle maruz kalındığı zaman cilt kendini korumak için kalınlaşmaya başlıyor. Uzun vadede cilt giderek 2 ila 4 katı kadar kalın bir hale geliyor. Üzerinde başta ince ve kaba kırışıklıklar oluyor. Deri daha kaba bir görüntü alıyor. Milyum dediğimiz yağ birikimleri oluyor. Lekeler oluşuyor. İnce kılcal damarlardan daha belirgin damarlara kadar damarlanmalar oluşuyor. Sarı, kuru, pürüzlü bir deri oluşuyor. Ve erken yaşlanmış oluyor deri. Burada bütün kırışıklıklar, lekeler, şurada diğer cildin diğer bölümüne göre oluşmuş olan lekeler, kırışıklıklar uzun süre güneşte kalmaya bağlı ortaya çıkıyor. Bu yine bir güneşte hakikaten uzun zaman maruz kalmış bir cildi. Görüyorsunuz ne kadar derin kırışıklıklar. Burada yağ birikimleri, yine burada sarı renkli bir cilt görüntüsü, kabalaşma, çok kalın hale gelmesi cildi. Bunlar hep uzun süreli etkileri. Şimdi bu cildin yaşlanmasından öte çok daha önemli bir zararı deri kanserleri. Deri kanserleri son yıllarda giderek hem sayı olarak çok artıyor hem de yaşlar çok erken döneme iniyor. Tatil, güneşlenme alışkanlıklarının artması, açık hava sporlarının artması, ozon tabakasının incelmesi deri kanserlerinin görülme sıklığını arttırıyor. Yıllık görülme sıklığı İngiltere'de 40 bin, Amerika'da 51 bin kişi deri kanseri. Deri kanserlerinin en habisi malign melanoma. Her yıl dünyada 100 bin üzerinde yeni malign melanoma vakası görülmekte. Malign melanomalar 25 ile 35 yaş arasındaki erkeklerde bütün kanserler içinde 4. sırada, aynı yaş grubu bayanlarda da 2. sırada. Her saatte bir kişi malign melanomadan ölüyor dünya üzerinde. Deri kanserlerinin %90'ı, malign melanomalarında %60'ı ultraviyole bağlı olarak gelişiyor. Gördüğünüz gibi yine güneş bir yandan olumlu etki verirken diğer yandan da olumsuz etkisi. Burada çeşitli bazalyon tipleri görüyoruz. Bunlar eskiden ben ilk ihtisasa başladığım dönemde bazalyonlar hep ileri yaşların kanserleri yani bir orta yaş grubundan sonra gördüğümüz kanserlerdi. Ama yıllar içerisinde artık şeyleri bazalyonları 20'li yaşlarda dahi görebiliyoruz. Ve gördüğünüz gibi mesela kış üstünde yine böyle burun üstünde hep açık güneş gören yerlerde ortaya çıkıyor. Bunlar yine hep ultraviyolenin cilde verdiği hasarlar sonucu. Burada biraz önce bahsettiğimiz malign melanomalar. Şurada küçük bir lezyon şeklinde daha çok başlangıçta. Burada yine dudakta başlamış. Şurada da küçük boyunun arka tarafında. Çenenin yan tarafında. Burada yine bu oluşmuş güneş lekelerinin arasında hep yakın takip gerekiyor. Bunlardan her zaman için melanom çıkma olasılığı yüksek. Burada da yine daha başlangıçta keratoz halinde solar keratoz, aktinik keratoz ve sonrasında da malign melanoma dönüşebilecek lezyonlar. Gördüğünüz gibi bunlar da yine hep açık alanlarda. Cildin açık yerlerinde görüyoruz. Şimdi güneş hasarını etkileyen faktörler. Bunda çeşitli şeyler var. Her güneşe maruz kalan aynı şekilde etkilenmiyor. İlk başta en önemlisi deri tipi.
derinin tiplerini biraz sonra konuşacağız. Ona göre güneşten etkilenme oranı katmanında farklı. Ultraviyolenin birikim etkisi, bu uzun süreli güneşte kalmayı gösteriyor. Yani ne kadar fazla ultraviyoleye maruz kalırsak bize yaptığı hasarlar o kadar fazla oluyor. Aynı şekilde ultraviyolenin yoğunluğu, biraz önce bahsettik, özellikle işte 11-13 saatleri arasında en yoğun ultraviyole, bu saatlerde güneşte daha fazla kalınması, zararında daha fazla olmasına sebep oluyor. Yine çocukluktan itibaren maruz kalma süresi, biraz önce bahsetmiştik ultraviyole ağının birikim etkisi. Aynı şekilde ekvatora yakınlık, yüksek yerlerde yaşamak, bunlar da yine güneş hasarını etkileyen faktörler. Bunların haricinde yine hasarı oluşturanlardan biri güneş enerjisinin sudan geçebildiğini unutulmaması. Mesela yüzdüğümüz zaman zaten suyun içindeyiz, ihtiyaç yok. Bir şey sürmesek de olur diye düşünmemek lazım. Çünkü güneş enerjisi sudan geçerek yine bizim cildimize zarar verebiliyor. Şimdi deri tipleri. Deri tipleri, tip 1 deri, bunlar her zaman yanar. Hiçbir zaman bronz olmazlar, uzun süre güneşte kalsalar da. Beyaz ten, mavi göz, sarı veya kırmızı saç dediğimiz cilt tipi, bunlar kesin güneşten korunması gereken grup. Hiçbir şekilde, yani güneş koruyucuyla bile, güneşin o bahsettiğimiz dik olduğu saatlerde güneşte durmayacaklar. Her zaman sırf güneş koruyucular yetmeyip üzerine kıyafet de giyerek, şapka, gözlük takarak korumaları gereken grup. Çünkü bunlarda her türlü kanserler çok erken yaşta güneşe maruz kalma sonucu oluşabiliyor. İkinci grup her zaman yanar, az bronzlaşır. Açıktan mavi göz grubu. Bunlar da yine güneşten korunması gereken grup. Ama ilk grup kadar hani çok maruz kalsa da sorun oluşturmuyor ama yine de hep o dik olduğu saatlerden uzak durması gerekir. Tip 3 birazcık daha dayanıklı, az yanar, az bronzlaşır. Koyu Kafkas deri. Tip 4 bunlar az yanar, iyi bronzlaşır. Açık kahverengi deri, Akdeniz deri grubu. Tip 5 nadiren yanar, koyu şiddetli bronzlaşır. Koyu kahverengi deri, Orta Doğulular. Bir de tip 6, hiçbir zaman, her zaman bronzlaşır, hiçbir zaman yanmaz, zenciler. Tabii yani bu son iki grubun o kadar diğer gruplar kadar çok dikkatli olması gerekmiyor güneş karşısında. Tabii ki korunacak ama bunlar kadar maruz kaldığında hassas değil cilde. Şimdi güneşten korunma yolları, tabii ki gözlük takacağız, şapka, şemsiye altında duracağız. İşte ama şimdi bizim esas konumuz güneş koruyucular. Şimdi güneş koruyucular iki grup. Sunscreenler, sunblocklar. Sunscreenler güneş perdeleri olarak adlandırılıyor. Kimyasal olarak güneş ışınlarını tutar ve cildi korurlar. Özellikle ultraviyole B'ye karşı koruyucular. Sunblocker'larda bunlar bir tabaka halinde cildi kaplayarak güneş ışınlarını bloke ederler. Güneş ışınlarını yansıtırlar. Bebek ve çocuklarda kullanılır. Bunların esas koruyucu özelliği cildi bir tabaka olarak kaplıyor, beyaz bir tabaka şeklinde. Zaten bebek ve çocuklarda esas önerdiğimiz bunların kullanımı. Diğerlerini diğer şeyler için kullanılabilir. Şimdi güneş koruyucu alırken devamlı üstlerinde SPF diye faktörlerini görürüz. Bunlar nedir? Sun Protecting Faktör, güneşten koruyucu faktör. Ultraviyole B'ye karşı koruyuculuğu gösteriyor. Bugünümüzde artık eskiden 10-15 faktörler de vardı ama artık giderek faktörler 50 civarında gidiyor. Yani 25 ile 50 arası faktörler var. Bunun anlamı mesela 10 dakika güneşte durduğu zaman yanan bir cilde sahipse SPF 15 bir koruyucu ile yaklaşık 150 dakika güneşte kalabiliriz. Ama tabii ki bunda biz bunu sürüp de bütün gün ne bileyim 50 faktörü sürdüm 500 dakika kalacağım diye bir kural yok. Çünkü çok yüksek olsa bile hiçbir zaman %100 korunma garantisi yoktur.
korumanın tabii değişik yolları var bu şekilde de. Şimdi son yıllarda artık güneş koruyucuların tipleri çok ilerledi. Biraz önce girişte de gördüğünüz gibi çok spesifik güneş koruyucular var. Biz artık yazarken hastanın tipine, cilt tipine, cildindeki olaylara göre, hastalıklara göre düşünerek ona yönelik ilaç yazıyoruz. Yani güneş koruyucuları bir şekilde ilaç gibi görev görüyor. Bunlar da lekeli ciltler için olanlar var. Akneli ciltler için, akneli ciltlerde tabii normal güneş koruyucuların kullanılmaması lazım. Çünkü yağlandırıyor cildi. Bu sefer sivilceyle uğraşmamız gerekiyor. Yine ileri yaş grubu için yaşlanma karşıtı anti-aging, anti-ox ürünler var. Yine akne rozase dediğimiz daha kılcal damarların belirgin olduğu kızarık ciltler için olan güneş koruyucular var. Yine alerjisi olanlar için güneş koruyucular var. Bebek ve çocuklarda tabii bu çok önemli bir grup. Bebek ve çocuklar için olanlar var. Bebekler 6 aya kadar güneşten uzak durmaları gerekir. Koruyucu da olsa güneşe çıkartılmamaları lazım. Çünkü 10 dakika içerisinde derin yanıklara varan yanıklar oluşabilir bebeklerde. Güneş koruması yani denize girmesi işte güneşten koruyucu sürülmesi 6 aydan sonra. Yine kanserli ciltler, güneş hasarlı ciltler için spesifik ürünler var. Bir de tabii hamileler için daha spesifik ürünler var. Biz hastanın ihtiyacına göre o ürünlerden birini yazıyoruz. Şimdi güneş koruyucuların kullanılması burada genel prensipler olarak hemen deniz kenarına gider gitmez deyip deniz kenarına gitmeden yarım saat önce sürülmesi gerekli etki görülmesi için. Deriye eşit miktarda her tarafa yedirilerek yayılıyor. Genelde bunların suya dayanıklılıkları üzerlerinde belirtilir. Ona göre terleme, suya girip çıkmayla tekrarlanması gerekir. Bulutlu havalarda, gölge saçak altında, ben bu gölgede oturuyorum diye düşünmemek lazım. Çünkü bu gölge ve saçak altları güneşin %50'sini geçiriyor. Koruyuculuğu yok. Bu yüzden mutlaka güneş koruyucular bu kısımlarda otururken de bulutlu hava da olsa kullanılması lazım. Tabii günlük yaşamda artık devamlı hani biz sadece tatil döneminde değil güneşin hasarları olduğu için artık bu ozon tabakasından dolayı devamlı güneş koruyucu kullanımını öneriyoruz. Özellikle yüze ve ellere yaz kış fark etmeksizin sokağa çıkmadan önce güneş koruyucuların sürülmesi lazım. Biraz önce bahsettiğimiz gibi eğer çok güneş alan bir eve sahipseniz aynı şekilde evin içinde de kullanmanız lazım. Burada da iki tane Çinli bayan. Tabii ki onlar artık güneş koruyucuyu tercih etmeyip direkt hani San Bolo'nun da ötesinde total blok şeklinde kesin koruma yapmışlar. Teşekkür ederim. Anlaşıldı.